İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın evlatları Movses Gorgisyan, Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Azerbaycanlılar Berzor'daki Büyük Vatanseverlik Savaşı kurbanlarının anısına yapılan anıtı yerle bir etti. Ali ve Stepanakert'ten yanıt verdiler. Devlet Başkanı ve Ulusal Meclis Artsakh halkının temel yetkilerine sahiptir. Alman söyleminde Ermeniler doğunun Yahudileriydi. Savunma Bakanlığı Ermeni askerlerin Azerbaycan tarafından kaçırılmasının koşullarını araştırıyor. Geleneksel Vartadon 2023 bayramı Tiflis'te kutlandı. Gorgisyan sülalesinin beşi Movses'in büyük babası Sami Çavuş'un doğduğu Batı Ermenistan'ın Bitlis eyaletindeki Siirt şehriydi. Sami Çavuş 1915 yılında Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında o bir özgürlük savaşçısı oldu. Memleketinin nefsi müdafasının organizatörlerinden biriydi. Daha sonra Sardarabat Muharebesi olmak üzere birçok muharebeye katıldı. Yüze yakın Ermeni kızını Türk zalimlerin elinden kurtardığı söyleniyor. Kızlardan sonuncusu olan Veronika'nın Sami Çavuş'un karısı ve Movses'in büyük annesi olduğu söyleniyor. Göç yolları Movses'in atalarını Mısır'a kadar götürdü. Soykırım Armenosit sırasında Movses'in annesinin Attaryan sülalesi de tarihi Kilikya'dan Orta Doğu'ya sürüldü. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de Musa'nın Halep'te doğan annesi Alice ve Kahire'de doğan babası Gevork, yüz binlerce vatansever Ermeni ile birlikte ilk kervanla vatanlarına geldi. Ancak Sovyet yetkililerin kararıyla toplum için istenmeyen unsurlar olarak sınıflandırılarak Altay bölgesine sürüldüler. Orada Movses'in anne ve babası tanıştı ve evlendi. Samvel ve Araks adlı iki çocukları dünyaya geldi. Stalin'in ölümünden sonra Gorgisyan ailesinin ana vatana dönmesine ve Yerevan'a yerleşmesine izin verildi. 3 Aralık 1961'de ailenin en küçüğü Movses dünyaya geldi. Babası sürgünde edindiği birçok hastalıktan dolayı öldüğünde Movses 3 yaşındaydı. Temel eğitimi aldıktan sonra geleceğin kahramanı Yerevan Devlet Pedagoji Enstitüsü Kültür Fakültesinin yönetmenlik bölümüne girdi ve mezun olduktan sonra 1986-1987'de Goris Dram Tiyatrosu'nda işe başladı. Movses Gorgisyan çabalarıyla 1989'da İstiklal Ordusu müfrezesini yaratan çok az kişiden biriydi. Gorgisyan'ın Kurtuluş Meydanı'nda attığı Yaşasın Gelecekteki Ermenistan sloganını pek çok kişi hatırlıyor. O, Kurtuluş Meydanı'nda arzulu üç renkli bayrağı yükseltmeye şansı olan ilk kişi oldu. Ancak böyle bir figürün bağımsız Ermenistan Cumhuriyeti'ni görmeye şansı olmadı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. UNESCO'nun 1974 verilerine göre 1923'ten sonra Batı Ermenistan'da ayakta kalan 913 Ermeni tarihi mimari anıtından 464'ü tamamen yok olmuş, 252'si harap, 197'si ise tamamen restorasyona muhtaç durumda. Türk ordusunun askeri tatbikatları sırasında Ermeni mimari yapıları sürekli hedef olarak patlatıldı ve taşları inşaat malzemesi olarak kullanıldı. Bazı kırsal alanlarda ahır, depo ve hapishane olarak kullanılıyorlar. Birçok durumda Ermeni kiliseleri camiye dönüştürülmüştür. 18 Haziran 1987'de Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği kararın 6. maddesinde Türk hükümetinin Batı Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin diline, kültürüne ve eğitim sistemine dikkat etmesi ve aynı zamanda işgal altındaki Batı Ermenistan topraklarındaki Ermeni anıtlarına uygun bir tutum sergilemesi gerektiği belirtiliyor. Ermeni kültürel mirasının sürekli olarak yok edilmesi veya yasa dışı olarak gasp edilmesi, Türklerin Ermenilere yönelik soykırım Armenosit politikasının bir devamıdır. 1987'de Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği kararda ayrıca Ermenilere yönelik soykırım Armenosit sırasında ve sonrasında yıkılan Ermeni ortaçağ anıtları da sunulmaktadır. Azerbaycanlılar Artsakh'taki Berzor'da şehir merkezindeki tepede bulunan 1941-1945 Vatanseverlik Savaşı kurbanlarının anısına inşa edilen Zafer Anıtı'nı yerle bir etti.
Bu haber Artsakh Cumhuriyeti'nin Tarihi Çevreyi Koruma Devlet Hizmeti adlı Karamacı Gütmeyen Devlet Kuruluşu tarafından bildirildi ve Berzor Zafer Anıtı'nın Artsakh Savaşı sırasında Kaşatar bölgesinde kahramanca şehit düşen Ermenilere de adandığı belirtildi. Anıtın 3 duvarına kahramanların isimleri kazınmıştır. Zafer Anıtı 3 Haçkar Anıtı'nı da içeriyor. Biri özel alaya, diğeri Şuşi'nin kurtuluşu için şehit düşen Ermenilere, üçüncüsü ise Vazgen Sarkisyan'a adanmıştı. Batı Ermenistan hükümeti bir kez daha yerli halkların ve onların kültürel değerlerinin korunması konusunu ele alıyor. Yerlilerin kültürünü yok eden göçebe kabileler bunun yerine aynı antik çağ ve aynı tarihi mimari değere sahip kendi anıtlarını aynı alanda yaratamazlar. Çünkü o alan kendilerine ait değildir ve Bakü yetkililerinin davranışlarında çok net gösterilen vandalizm ve soykırımcı Armenosit siyaseti dışında kendi kültürel değer sistemlerine sahip değiller. Daha birkaç gün önce Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Azerbaycan halkına ve yetkililerine Artsakh halkına yönelik nefret ve soykırım Armenosit politikasına son vermeye uluslararası hukuk tarafından kurulan halkların eşit ilkesini ve yerli Ermeni halkının Artsakh üzerindeki ünvanını ve haklarını gerçekten kabul etmeye çağırdı. Armen Press'in haberine göre Aliyev'in dün Artsakh'ta devlet öz niteliklerinin tasfiyesine ilişkin açıklamasına cevaben Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sözcüsü Lusine Avanesyan, devlet başkanı ve ulusal meclisin Artsakh halkının birincil yetkisini elinde tuttuğunu söyledi. Üçlü ateşkes ilanından sonra bu Azerbaycan'ın Artsakh halkına ilk kez tehdit edici konuşması değil. Biz askeri operasyonlar, ablukalar, enerji ve diğer baskılar şeklinde saldırganlığın tezahürlerini gördük ve görmeye devam ediyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Artsakh halkının seçilmiş makamlarına bu kez yasa dışı talepler ekledi. Devlet Başkanı ve Ulusal Meclis, demokratik ilkeler ve Artsakh Cumhuriyeti Anayasası temelinde seçilen Artsakh halkının birincil yetkilerini elinde tutuyor. Ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Artsakh'ın öznelliğinin ana kaynağının bu devlet kurumları olduğunun gayet iyi farkında ve bu tür taleplerle bu kurumların meşruiyetini ve önemini kabul ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dün Berzor'da Artsakh Karabağ Ermenilerin tek yolu kaldı. Sahte devlet sıfatlarını çöpe atmak, parlamentoyu feshetmek ve Azerbaycan yasalarına uymak diyerek bir açıklama yaptı. Batı Ermenistan hükümeti Bakü yetkililerinin benzeri açıklamalarına cevaben Artsakh'a yönelik herhangi bir toprak iddiasının yasa dışı olduğunu hatırlatıyor. Çünkü hiçbir Ermeni Ermenistan devletinin 1920'de Stalin ve Mustafa Kemal tarafından bölünmesini tanımıyor. Hatırlatma olarak şunu belirtelim ki Bakü hükümeti bağımsızlığını kazandığı zaman daha sonra Doğu Ermenistan topraklarından ele geçirdiği topraklar dahil Artsakh ve Nahçıvan hariç tutuldu. Hepsi Bosnubar tarafından yeniden yaratılan ve devamı Batı Ermenistan Cumhuriyeti olan 20'den fazla devlet tarafından tanınan Ermenistan Devleti'nin bir parçasıdır. Aynı zamanda Ermenistan'ın özel bir bölgesi olan Artsakh, tüm uluslararası standartlara uygun olarak kendi halkı tarafından seçilmiş organlara sahiptir. Soru şu ki, Bakü yetkilileri kendilerini hangi standartlara göre tanımladıkları ve hangi temelde kendi sahte kanunları hakkında konuşmaya cesaret ediyorlar. Bakü makamlarının sahte vasıflarının tarihin çöplüğüne atılması gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. Türkiye'de büyük ilgi uyandıran ve Türkçe'ye Atatürk ve Naziler ismiyle çevrilen ilk kitabının ardından tarihçi Stefan İhrik önemli bir çalışmaya daha imza attı. Agos gazetesi, Harvard Üniversitesi yayınları tarafından yayınlanan Soykırımı Meşrulaştırmak başlıklı yeni kitabında Bismarck'tan Hitler'e Almanya'nın Ermenilere bakışını ele alan İhrik'le Almanya'nın Ermenilere karşı tarih boyu takındığı tavrın arka planını ve bunu oluşturan etmenleri hakkında konuştu. Almanların meşrulaştırıcı yaklaşımının ırkçı unsurları ve Ermeni düşmanlığı her zaman Yahudiler ve sözde Yahudi sorunu ile bağlantılıydı. Werfel 1932-33 kışında çeşitli yerlerde ders veriyor ve bitmemiş kitabından bölümler okuyarak Almanya'yı Hitler'e karşı uyarıyordu. Ermeni yanlısı Alman aktivist Johannes Lepsius'un 1915'te Enver Paşa'yla buluşup yürütülen soykırımı durdurmasını sağlamaya çalıştığı bölümü okudu.
o kışın yazılan bir kitap eleştirisinin de dediği gibi Werfel'in okumasında Lepsius, Enver'den ziyade dinleyiciye, Almanya'ya hitap ediyordu. Werfel, Hitler'e karşı büyük uyarısını zamanında bitiremedi. Roman ancak 1933'ün sonunda yayımlandı ve kısa süre sonra da yasaklandı. Werfel'inki büyük ölçüde bir Alman ve bir Yahudi hikayesiydi. Fakat zamanlaması sebebiyle genelde bir Ermeni hikayesi olarak hatırlanıyor. Röportajın tamamını web sayfamızdan okuyabilirsiniz. Ermenistan Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından bildirildiğine göre 26 Mayıs saat 19 sıralarında cephe hattına tedarik için yiyecek ve su yüklü Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerine bağlı iki asker tarafından kullanılan ikmal aracı mevziler arası yolda bulundu. Mesajda şöyle deniyor: 26 Mayıs'ta Azerbaycan medyası, ardından Azerbaycan sınır muhafız servisi Ermeni tarafının yıkıcı bir sızma girişiminde bulunduğuna ve iki Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askerinin tutuklandığına dair sahte bilgiler yaydı. Azerbaycan sınır muhafız teşkilatının Ermeni tarafının sınır ihlali girişiminde bulunduğu iddiasıyla yaydığı mesajın tamamen yalan ve yanlış bilgilendirme olduğunu tekrar bildiriyoruz. Ermeni tarafının Azeri tarafının yaydığının yanlış enformasyon olduğunu ispat etmek için uluslararası ortaklara sunulacak yeterli kanıtı var. Ayrıca arabada askerlerden birinin ruhsatlı silahı bulundu. Bu da arabadan indiği ve olası yönlerini şaşırdığı durumunda bile askerlerin yıkıcı faaliyetleri olamayacağını kanıtlıyor. Ermeni askerleri Harutyun Hovagimyan'ın ve Karen Hazarya'nın Azerbaycan tarafından yasa dışı olarak kaçırılmasının koşullarını ortaya çıkarmak için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor. Daha önce Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 26 Mayıs günü saat 19'da muharip mevzilere yiyecek tedarik eden iki Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri ile iletişimin kesildiğini, askerlerin bulunması için arama çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi. Mesajda hala açıklanmayan koşullar altında Azerbaycan tarafında bulunduğu olasılığı da araştırılıyor denildi. Tiflis'te geleneksel olarak her yıl Mayıs ayının son pazar günü Vartadon adlı bayram, Sayat Nova'yı anma günü olarak kutlanır. Gürcistan Ermenileri Derneği STK Başkanı Mari Arakelova, Jinews Ajansı'na verdiği mesajda, "Sayat Nova'ya adanan geleneksel bayram bu yıl daha sembolikti," dedi. Gürcistan'da Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Aşot Sımpatyan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Bu kültür şehrinde Kafkasya'nın aşığı olan Sayat Nova'ya adanan Vartadon Bayramı yaklaşık 100 yıldır kutlanıyor. Bu bayrama ben ilk kez katılıyorum. Benim için çok güzel. Bugün burada bulunan ve bu etkinliğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." Onun için Ermenistan Cumhuriyeti halk sanatçısı Thomas Boğosyan liderliğindeki Sayat Nova adlı topluluğun da Vartadon'a katılması çok takdir edici. Bayramda Ermenistan Cumhuriyeti'nden ve Gürcistan'dan gelen şarkıcılar, topluluklar ve dansçılar çeşitli dans ve müzik gösterileriyle performans sundu. Gürcistan Yazarlar Birliği Başkanı Mahvale Gonaşvili önemli bir açıklamada bulunarak özellikle şunları söyledi: "Önümüzdeki yıl bir jübile yılı, Vartadon'un 110. yıl dönümü. Bu vesileyle bu uğurda emek verenlere layık göreceğimiz Sayat Nova adında bir ödül oluşturmamızı öneriyorum." Bayram ilk kez 1914 yılında büyük Ermeni yazar Ovanes Tumanyan, ressam Gevorg Başıncağyan ve Gürcü şair ve edebiyat eleştirmeni Yosep Grishashvili'nin girişimiyle Tiflis'te kutlandı. Her sene aynı gün bayrama katılanlar Sutgevor Kilisesi'nin bahçesindeki Sayat Nova'nın mezarına kırmızı güller koyup eserlerini dinliyorlar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Dağran tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Vznatut Yesem Nakşel adlı eseri sunuyoruz. Altyazı M.K.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.